Herkese merhaba, ben Muratcan. Bu videoda sizlerle Instagram'da performans elde etmeniz için 5 madde sayacağım. Bu yeni algoritma ile birlikte bunlara dikkat etmeniz gerekecek. Şimdi gelin geçelim. Gönderileri nasıl etkileşime giriyoruz? Öncelikle hani beğenmek, yorum yapmak, takip etmek veya işte zaman geçirmek o profilde veya o içerikte zaman geçirmek. Tam bunları yapıyoruz. Bunları yaptığımızın içerisinde bir de şu var artık. Çok önemli bir nokta, profil resmine tıklanabilir olma. Şimdi profil resminin tıklanabilir olması iki şeye performans veriyor. Bir, hikayesini izletmeye performans verir. Diğeri de ilgisini çekip bu profil ne paylaşıyormuş deyip içeriye girmesine sebep veriyor. Hatta size şöyle örnek vermek istiyorum. Instagram'da siz de girin profilinize bakın. Yani ana sayfaya girin. Hikayelere bakın. Hikayelere baktığınız arkadaşlarınızın genellikle profil resimleri hep böyle yüz var. Yani bir yüz resmi var yani. Ama gidip de uzaktan bir fotoğraf koymamışlar yani. O da bir doğru yani. Ama genellikle tıklama eyleminde bulunduğunuz kişilerin hep yüzü var. Bunun için profille tıklanabilir olması çok performans veriyor. Çünkü Instagram sizi bir yere önerdiği zaman o profil resminizde hem o çemberin çıkması, hikaye çemberinizin, hem de profilinize gidip acaba neler paylaşmış diye merak uyandırmasına sebep veriyor. Hatta şöyle de örnek vereyim. YouTube'da bile bir içerik üretilirken bile hep yüz fotoğrafı koyulur. Kapak fotoğrafı. Bakın kapak fotoğrafı evet biraz garip gelebilir ama önemli olan yüzün olması. Yüz tıklama eyleminde bulunduruyor insanları. Onun için fotoğrafınızın gerçekten iyi bir şekilde seçin derim. Hatta benim bir tane shorts videom var YouTube'a attım. Aynı zamanda Reels'ta da var. bfmaker.com galiba sitenin adı. Şimdi yanlış söylemeyeyim. O sitede nasıl yapılacağını gösteriyorum. Çok basit. Onu da kartlar bölümünde bakacaksınız zaten. Onu nasıl yapacağınızı gösteriyorum o videoda. Şimdi diğer maddemize geçelim çok uzatmadan. Instagram'da artık gerçek anahtar diyeceğimiz şey videosal içerik üretmek. Yani evet bazıları diyecek ki aa hayır böyle bir şey olamaz ama bence olur. Çünkü Instagram'da şöyle bir durum var. İlla zorunlu da değilsiniz ama tek bir fotoğraf içerik üreten de olmamanız gerekiyor. Yani burada şunu diyorum. Videosal içerik üretmeye meyilli olun. Deneyin. Hata yapın. Çok iyi çekemeyebilirsiniz veya çok iyi montajlamayabilirsiniz ama videosal içerikler önemli hale o gelmeye başladı. Çünkü şöyle bir durum var. Bakın YouTube'un gelişmesi bile YouTube'un ana amacı ne? Video içerik. Yani siz de burada izlediğinizde aslında çok verimli olduğunu ve zaman geçirdiğinizi gösteriyorsunuz aslında. İşte bunun amacı da Instagram'ın amacı da bu zaten. Şöyle bir örnek daha vereceğim. Tabii ki de bir fotoğrafçı olup ben sadece fotoğraf paylaşacağım diye gitmeyin. Çünkü bu çok bir hatalı bir düşünce. Onun için video içerikleri de veya kaydırmalı post olarak da içerikler çekmeye çalışın. Şimdi bir tane daha örnek vereyim. Bir tane A hesabımız var. Bu hesap ne yapıyor? Sadece kendi fotoğrafını çekiyor. Yani lifestyle bir fotoğrafçı. Öyle söyleyeyim. Kendisini çekiyor. Güzel bir fotoğraf şeyi var. Evet. Girdiğinizde aa çok güzel diyorsunuz. Ama takip eyleminde belki olmayabilirsiniz. Bunun da aynında bir tane de B hesabımız var. Bu aynı içerik kategorisinden tek bu B kategorisi şunu da yapıyor. Ben fotoğrafı nasıl çektim? Nasıl çekerim bu fotoğrafı? Gibi içerikler de ürettiği için doğal olarak siz onu takip etmeye meyilli daha çok oluyorsunuz. Bunun için ikinci önerdiğim profil size daha mantıklı geliyor. Çünkü bir fayda da veriyor size. Onun için bu tür şeyleri de açık olun. Yani videosal içeriklerle de anlatmaya gayret edin diyelim. Şimdi diğer maddemize. Üçüncü maddemiz Instagram Reels'ları %300 performans edin. İster sevin, ister sevmeyin. Instagram Reels'ı kullanmanız gerekiyor. Yani benim tavsiyem bu. Eğer hesabınızda erişim performansını arttırmak istiyorsanız Reels'ları kullanın. Peki Reels'ları kullanırken şu iki şeye de dikkat edin. Biri müzikler, bir de içerik konsepti. Ben bazı noktada rahatsız olduğum noktayı ben size değineceğim ama şimdi o değil. Müzik konusu. Şimdi müzikleri ben nereden trendleyebilirim? Yani trendleri nasıl duyabilirim? Öncelikle TikTok'tan da bakabilirsiniz. Orada trendleri daha hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir diğeri ise Instagram Creator hesabında paylaşılan müzikler oluyor. Yani işte 5 tane müzik veriyor. İşte bu popüler müzikler. İşte bunları kullanın diyor. Hatta konseptte içerik örnekleri de veriyor. Hani şu tür içerikler yapılmış. Siz de buna benzer içerikler üretebilirsiniz gibi içerikler yapılıyor. Şimdi bu iki şey. Bu iki şeyin bir tanesi sapıtıyor. Mesela bunlardan biri müzik. Şimdi herkes aynı müziği kullanmaya başlıyor. Aslında hani şöyle bir durum olur. Siz içeriği çekerseniz aslında bir tane sevdiğiniz şarkı vardır. Onu koymak istersiniz ama onu koyarsanız da performans elde edemezsiniz.
Ama zorunlu olarak bu içeriğinizi bile trend olan müziklere göre montajlamanız, yani o tür içerik üretmeniz gerekiyor açıkçası. Çünkü performans elde etmenin yolu da bu şekilde. Dördüncü maddemiz, Instagram'da paylaşım saatleri önemsizleşiyor. Yani bunun nedenini Instagram daha olabildiğince kişileri önermeye çalışan bir platform haline gelmeye başladı. Ama ben bunu size daha önce de söylemiştim. Bu paylaşım saatleri hakkında da videom var. Yani İnsanların ne zaman aktif olacağını kesin bir şekilde vermiyor. Sadece geçen haftayla sürekli karşılaştırıp duruyor bizi. Biz de hep o rapora bakıyoruz. Ben hatta o videoda da şuna değiniyorum. Peak noktaya odaklanmayın. Bundan öncesini atmaya çalışın. Yani 9'da en yüksek rakam 9'da ise saatlik olarak. Bunun öncesi ne? 6. 6'da paylaşın. Ha burada da pek memnun değilsiniz. Bunun öncesini paylaşın. 3'te olsun, 4'te olsun. Yani bunları deneyin. Çünkü bunun doğru bir noktası yok. Kendinizi koyun. Siz bir içerik, bir telefon açtığınız zaman gündemden dolayı da belki sadece öğlen kullandınız, akşam dizi izlediniz. Siz girdiniz mi? Hayır, girmediniz. Ama sizin takip ettiğiniz sayfalarda aslında etkileşime geçen bir hesap olduğunuzu düşünerek söylüyorum. Siz aslında öğlen aktiftiniz. Doğal olarak sizi nasıl bu görebilir? Onun için bu rakamları ve saatleri denemeniz gerekiyor. Ama asıl nokta ise bir de burada sizin ilk 10 dakikada performans vermeniz. Çünkü bunu ben daha önce de söylemiştim. Burada sadece doğrulanıyor tekrardan. Bunun önemi siz o ilk 10 dakikada olabildiğince performans elde etmeye çalışın. Ve bu performansı ilk yarım saat elde ederseniz zaten Instagram önermeye, daha çok önermeye çalışacak. Ha yanlış attınız. Gidip silmeyin, onu da söyleyeyim. Silmenize gerek yok. Yeni içeriğinizde bunu performans olarak derseniz alın. Yeni içeriğinizde o saatte denemeye çalışın. Bu şekilde olmakta. Evet, yeni kişiler sürekli geliyor. Bunun farkındayım. Onun için şunu da açıklamak istiyorum. DM grupları ile ilgili. DM grupları iyi değil. İlk 10 dakikada performans vermesi size performans vermeyecektir. Hatta Monseri şu şekilde söylüyor. Başka kategorilerden gelebilecek içerikler ve profillerden beğeniler sizin etkileşiminizi ve erişiminizi, belki kendiniz olarak aa ne güzel beğeni alıyorum gibi düşünebilirsiniz ama doğru kişilere önermeyecektir uygulama. Biz bunu hatta etkileşim grupları, hatta DM grupları değil de etkileşim grupları altında incelediğimiz bir kart var. Sanırım şu kartta mevcut. O şekilde oradan da izleyebilirsiniz. Sakın şu DM gruplarına çok bakmayın derim. Bunu da not olarak geçeyim dedim. Beşinci maddemiz, güzel zaman harcatın. Şimdi böyle bir başlık deyince nereden geliyor derseniz, bunun yine sahibi Moser'i. Kendisi bunu söylüyor. Bakın, güzel zaman geçirtmeye odaklanın der. Şimdi bunu aynı zamanda Instagram Creator hesabında da, aynı zamanda Instagram kendi sayfasında da diyorlar. Bunun amacı, asıl temel amacı zaman geçirtmek arkadaşlar. Çünkü Instagram'da siz nasıl, ne kadar çok zaman geçirtecek içerik üretiyorsanız sizi o şekilde önermeye doğru gidiyor. Çünkü asıl Instagram'ın temel amacı da bu. Yani başka bir amacı yok. Bunu yaptıktan sonra zaten önerilerek zaten hesabınız büyümeye gidecektir açıkçası. Peki diyeceksiniz, bu zamanı geçirtmek için neler yapmamız gerekiyor? Yani insanları etkilemek için neler yapabiliriz? Ben 3 maddeyle değiniyorum. Burada da bir 3 madde açıyorum. İnsanlara ya bilgi verirsiniz, ya bir motivasyon kaynağı olursunuz, ya da bir eğlence, biraz eğlendirirsiniz insanları. Siz o içeriklerde zaman geçirtirsiniz. İşte bu 3 şeyi yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bir tanesini. Sadece 3'ünden bir tanesini yapsanız yeterli olacak. Şimdi burada bir profilde yapılması gerekenler listesini, işte bu üçünden birini seçtiğinizde sonra bunları yapmanız gerekiyor. Reels'ınız birden fazla izlenebiliyor olması gerekiyor. Yani 2. Yani bir Reels'ı izliyor. Bunun içerisinde hani 1, 2, 3, 4, 5 izledi saniye olarak. Sonra bir daha izledi. Bunu sağlamak gerekiyor. Diğer bir şey ise story'leriniz. Story'leriniz ise baktığı zaman sadece bir fotoğraftan ibaret olmaması gerekiyor. Bunlarda etkileşim sticker'ı olması gerekiyor. O sticker'ları boşuna koymamışlar. Etkileşime geçirtin diye koymuşlar. Onu da kullanın mutlaka. Hatta bir video, hani tek bir fotoğrafta anlatmaya çalışmayın. Hani tek yazıyla anlatmayın. Gerekiyorsa videosal, hem sesinizde hem de o içeriğinizde neyden bahsettiğinizde anlatın açıkçası. Diğer bir şey ise postlarınız. Yani gönderi olarak paylaşacağınız içerikler. Sadece fotoğraf olarak kullanmayın. Genellikle kaydırmalı post olarak kullanın. Ve sadece emoji, sadece başlık da kullanmayın.
Bunun yerine gerçekten kapsamlı bir şekilde etkileşim çağrısı bulunun. Biraz o hikayenizi anlatın, o fotoğrafta ne yaptığınızı anlatın. Kullanıcıya merak uyandırın. Belki kaydırırken evet zaman kazandırdınız, Instagram'ın istediğini karşıladınız. Belki de açıklamalar kısmını da okuyacak ve sizin o profilinize daha çok zaman geçirtirecek. İşte bunların arasına gelen bir star daha var. Bu star işte profil resminiz. Profil resminizi tıklanabilir bir şekilde yaparsanız doğal olarak tıklayıp içeriklerinde ne varmış diye tabii ki de bakacak. Doğal olarak siz o diğer maddeleri bu şekilde yaparsanız doğal olarak beğenir. Tekrardan hatırlıyorsanız şu örneğe gelelim. Hatırlıyorsanız tek fotoğraf paylaşan hesapla bir tane de normal olarak hem o fotoğrafları paylaşıyor kendi lifestyle'ı hem de anlatıyor. İşte bunu sağlamış oluyor. Şimdi bir profile tıkladığınızda hangisine geçersiniz işte? Burada bunu kapsıyor işte. İşte 2021'de algoritmayı geçebileceğiniz şu soruyu da sormanızı isterim kendinize. Ben nasıl bir katkı verebilirim? Neler verebilirim? Bu çok önemli bir soru. Eğer siz bu soruyu cevaplıyorsanız işte o zaman profilinizin asıl amacını koymuş olacaksınız ve dediğim o tüm şeyi yaparsanız da erişimleriniz yavaş yavaş artmaya başlayacak. Evet, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi veya kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve her hafta yeni videolarla sizlerleyim. Bu iki videoyu tıklayarak da daha çok bilgi edinebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.